Başı üçüncü söz, Konya'daki yatırımlar ile Konya'nın Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırması hakkında söz isteyen Konya Milletvekili Halil Etyemez'e aittir. Buyurun Sayın Etyemez. Konya'mızın ülke ekonomisi ve kalkınmasına yönelik katkısını değerlendirmek üzere söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünya ekonomisinin durgunluk yaşadığı bir ortamda büyüme ve istihdam rekorları kıran bir Türkiye var. 2017'nin 9 aylık döneminde ortalama 7.4 büyüyen, 3. çeyrekte ise 11.1 büyüme oranı ile dünya rekoru kıran bir ekonomiye sahibiz. Ekonomideki bu büyüme ihracat ve istihdamda da olumlu yansımaktadır. İhracat rakamlarımız 157.1 milyar doları aşarken bir yılda 1,5 milyon vatandaşımızı istihdam ettik. Ekonomideki bu olumlu gelişme ve rekorların kırılmasında Konya ilimizin payı ve katkısı çok büyük. Konya'nın iş dünyası yüz binlerce insana iş ve aş sağlamaya devam etmektedir. Büyük ilim adamı Mevlana'nın "Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım" sözü Konya halkımızın manevi motivasyonunda, inovatif düşünmesinde, yenilikçiliğinde, değişim ve dönüşümü yönetmesinde anahtar olmuştur. Konya halkımız bu girişimci ruh ve inovatif akılla birçok alanda yenilikler geliştirdi. Üretimde endüstri 4.0 seviyesine ulaşmak için yoğun bir gayret başlattı. Sanayi üretiminde şehrimizi önemli merkezlerden biri haline getirdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentliğini yapan Konya'mız, kadim medeniyetimizin derin tecrübesini ve kodlarını taşımaktadır. Teknoloji, yetenek ve hoşgörüyle birleştiren Konyalı iş adamlarımız dünyaya açılarak 181 ülkeye ihracat yapıp 2017 yılında Konya'nın ihracatta en çok artış sağlayan il unvanını almasını sağladılar. Konya'mız ihracatının %17.35 ile Türkiye ortalamasının 7 puan üzerinde artırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı olan 1 milyar 564 milyon 646 bin dolara rakamlarına ulaştırdı. 2017'de Konya'mız sanayi sektörlerinin tamamında ihracatını artırmayı başarırken ilk sırada yer alan makine ve aksamları sektörümüz ihracatını %20.5 artırarak liderliğini korudu. İkinci sırada yer alan otomotiv endüstrimiz ise %17.17'lik artış gerçekleştirdi. Ayrıca %6.6'lık ihracatı ile savunma sanayi ihracatında ben de varım dedi. Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Polonya, İtalya, Almanya ile Birleşik Krallık gelmektedir. Konya ilimizin ihracatını artırdığı ülkelerin başında gelişmiş Batı ülkeleri olması rekabet edilebilir açısından ayrıca önem taşımaktadır. Değerli milletvekilleri, Ağustos 2017 verilerine göre Konya ilimizde 44 bin iş yeri var. Geçen yıl 2000'in üzerinde yeni iş yeri açıldı. SGK'nın iyileştirilmiş verilerine göre Ağustos 2017'de sigortalı çalışanların sayısı Konya'da 304 bin oldu. Konya hep birlikte güçlü Türkiye için çalışma hayatında milli seferberlik kampanyasına en önemli katkı veren şehirlerin başında gelmektedir. Konya ilimiz 3 beyaz olarak bilinen un, tuz ve şeker üretiminde Türkiye birincisidir. Süt üretimi ve tarımsal üretimde Türkiye'nin lider şehirlerinden, ilçeler bazında günlük 1000 ton süt üretimiyle Ereğli'miz, küçükbaş hayvancılıkta ise 380 bin küçükbaşla Karapınar'ımız Türkiye birincisidir. Birincil alüminyum madeninin Türkiye'de çıkarıldığı tek il Konya'dır. Önde gelen gelişmiş sektörlerimiz makine imalatı, otomotiv yan sanayi, ana metal, tarım alet ve makineleri imalatı, gıda sanayi ve ayakkabıcılıktır. Değerli milletvekilleri, uluslararası pazarlarda rekabet eden firmalarımız, 9 tane organize sanayi bölgemiz, bir teknoloji geliştirme bölgesiyle gelişmiş bir sanayi altyapımız var. Marka tescilinde, patent tescilinde, faydalı model tescilinde, endüstriyel tasarımda ülke genelinde ya ilk 10'da ya da ilk 5'te yer almaktadır. Tarımsal üretim gücünden Türkiye'ye en önemli merkez olan Konya'mız aynı zamanda sanayi şehri de olmuştur. Otomobil ile ilgili her türlü yedek parçayı en kaliteli olarak global markalara üretmektedir. 181 ülkeye ihracat yapan Konya, kadim dengelen birikimiyle 4 üniversitesi, 2 teknoloji geliştirme merkezi, uygun arazi yapısı, yetişmiş insan potansiyeli, üretim kültürü limanlara, demiryolu ve karayollarıyla bağlantıları ve 2019 yılında bitecek olan Kayacık Lojistik Merkezi ile yerli ve milli otomobil üretmeye en uygun şehirdir.
gündeme gelmesiyle birlikte milli otomobili en çok isteyen il olarak bu yatırımın Konya'da yapılması, Marmara bölgesinin yükünün hafifleteceği gibi bölgemizin ve Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı yapacaktır. Konyalılar olarak milli otomobil üretimi için en uygun adres Konya diyoruz ve bu projeye talibiz.